Dünyanın en büyük doğal yaşam alanlarından biri sayılan Doğu Afrika'nın Serengeti düzlüklerinde yaşam çılgın bir sel gibi akıp gitmekte. İnsanlık tarihinden çok önce doğudaki dağlar gökyüzüne doğru yükselmeye başlamıştı. Yüksek dağların arasında yer alan alçak vadiler, fırtına mevsimleri ve kurak dönemleriyle hayatı yönlendirmeye başlamıştı. Milyonlarca yıl sonra zamanın ve olayların külleri toprağa dönüşerek büyük bir düzlük meydana getirmiş, dünyanın en önemli doğal yaşam alanlarından birini oluşturmuştur. Bu topraklar güzel olduğu kadar verimlidir ve milyonlarca canlının gelişmesini sağlamıştır. En belirli türlerden biri Afrika sığırlarıdır. Afrika sığırlarının sayıları 1,5 milyon kadardır ve düzlükteki otlarla beslenirler. Gariptir ama onlara Afrika düzlüklerinin palyaçoları adı verilmiştir ve bunlar tamamıyla otobur canlılardır. Afrika sığırları Serengeti'deki sınırsız ot ve su kaynaklarından faydalanarak yaşamına devam eder. Onların az ötesinde başka bir otobur hayvan daha görüyoruz. Onlar da Serengeti'nin zengin ve bol otlarından doyasıya yararlanıyorlar. Her biri farklı tür yiyecekleri tercih eder. Bazı türler hayatlarının 1/3'ünü ot yiyerek geçirirler. Bazıları diğerlerinin aksine kendilerine has dünyalarında yaşarlar. Serengeti'deki hayat zinciri çok basittir. Otoburlar otları yerler. Etaburlar otoburları yerler. Aslanlar toplu olarak ve planlı şekilde saldırırlar. Bir tanesi yemiş şaşırtır.
diğerleri bekler. Dişi aslanlar avlarını öldürdükten sonra ilk yemek hakkı sürüdeki en büyük erkeğindir. Diğerleri beklemek zorundadır. Daha sonra yemeğin başına dişiler ve yavrular gelir. Sırtlanlar, çakallar ve akbabalar üçüncü sırada yer alırlar. Serengeti'de hiçbir şey ziyan edilmez. Güney Serengeti'deki Afrika sığırı sürüleri, yağmur mevsimi boyunca oluşan kısa boylu otlaklar sayesinde büyür ve güçlenir. Ve şimdi Mayıs'ın ortası. Tüm canlılar için ölüm anlamına gelen kuraklık kapıda. Bu yüzden göç başlıyor. 2,5 milyondan fazla hayvan, açlık ve susuzluğa karşı bir yarış başlatıyor. Zebra ve antilopların katılımıyla iyice büyüyen sürüler büyük bir hızla kuzeybatıya, en eski su ve ot kaynağına doğru yürüyüşe geçiyorlar. Dünyanın en büyük göçü başlamış bulunuyor. Bu iki epik yolculuk, iki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya ve Kenya boyunca devam ediyor. Büyük bir sürü oluşturan Afrika sığırları, Kenya'daki Masai Mara Kenya koruma alanına yöneliyorlar. Yağmurlar başlayana dek oradaki su kaynaklarından faydalanıyorlar. Bu göç 500 millik mil uzunluğunda bir ölüm yolculuğuna benzetilebilir. Göçün birinci haftasında Afrika sığırları çiftleşme sezonuna girerler. Boğalar, dişiler ve bölgeler için amansız savaşlara tutuşurlar. Bir iki hafta kadar kısa bir süre, dişilerin %90'ı hamile kalmaktadır. Kuzeye göçün ilk saflarında sürüler, Kapis adı verilen büyük bir kayalığa gelirler.
Burası etoborlar için çok uygun bir avlanma yeridir. Dört kardeş doğmalarına rağmen sadece bu çita yavrusu hayatta kalabilmiş. Anne yavrusuna süt verebilmek için her gün avlanmalı ama iki gündür hiçbir şey yemiyor. Sürüler geçip gitti. Ancak küçük antiloplar hala buradalar. Bu uzaklıktan onlara yetişmenin imkanı yok. Ama çitalar karadaki en hızlı hayvanlardan biridir. Kısa bir süre içinde olsa saatte 100 kilometre hızla koşabilir. Serengeti'de birinin ölümü öbürünün yaşaması demektir. Aç olan öldürmek zorunda. Başarısızlığı kendi ölümü anlamına gelir. Göçe devam eden sürüler sonunda tepelik ve daha yeşil otlarla kaplı bölüme ulaşıyorlar. Ama burada göç bir istilaya dönüşüyor. Çünkü burada yaşayan başka türler de var. Bölgenin sürekli yaşayanları kendi iç bölgelerine çekilirler ve gelip geçen kalabalık sürü tarafından çok rahatsız edilmezler. Afrika sığırlarının aksine Masai zürafaları göç etmezler. Onlar 100 farklı çeşit ağaçtan beslenebilirler. Bu yüzden besin kaynakları asla azalmaz. Maymunlar ağaçların güvenli dallarından aşağı inmiyorlar. Savana babunları büyük sürüler halinde gezerler. Sadece geceleri ağaçlara çıkarlar. Onlar da bizim gibi hem etobur hem otoburdur. Ve hemen her şeyi yerler. Arada bir de olsa yetişkin erkekler genç antilopları avlayıp yerler. Kuzeye doğru ilerleyen sürü, uzun otlakların arasında beslenirken, onları izleyen başka gözler vardır. Aslanları bile korkutan otoburlar vardır. Serengeti'deki vahşi yaşamda hiç düşman olmayan birkaç hayvandan biri de yetişkin fillerdir. Yavrusunu korumak isteyen fil onu yanından hiç ayırmıyor. Anne ile kızı arasındaki ilişki en az 50 yıl kadar sürebilir. Sürüler bazen gece de ilerler ve etoburlar karanlıktan faydalanarak onlara saldırır. Şimşekleri gördükleri ya da su kokusu aldıkları yöne doğru 50 millik bir yolları daha kaldı.
ve artık en sıcak dönem başlıyor. Kuruyan otlar tutuşmaya başlıyor. Alevler Serengeti'yi süpürmeye başlıyor. Sıcaklık ve yangınla yok olan otlar, yağmurlarla yeniden fışkıracak. Ancak sürü artık kuru toprak üstünde yoluna devam ediyor. Artık düşmanları açlık, susuzluk, yorgunluk ve her zamanki gibi etoburlar. Göç duygusu o kadar güçlü ki sürü ilerlemeye devam ediyor. Bu sırada açık bir şekilde pusu kurmuş olan aslana çok yaklaşıyorlar. Avcıya sadece avını seçmek kalıyor. Bu sonu gelmez karşılaşmada hiçbir şey garanti değildir. Aslanların beş avlanma girişiminden bir tanesi başarıya ulaşıyor. En sonunda aylar süren göçten sonra sürüler kuzeydeki büyük su kaynaklarına ulaşıyorlar. Önlerinde Kenya'nın zengin Masai Mara otlakları uzanıyor. Bir kez daha içgüdüleri onları yiyecek bulabilecekleri bu yere getiriyor. Ekim ayının rüzgarlarıyla hayat veren yağmurlar gelene dek aylarca burada kalıp otluyorlar. Serengeti'nin biraz daha doğusunda çok daha verimli olan dünyanın doğal harikalarından biri yer almaktadır. Burası Serengeti'nin küçük bir kopyasıdır. Ngorongoro krateri, büyük bir volkanik oluşum. 1000 mil karelik bir alanı kaplar. Serengeti'nin bu volkanın patlaması sonucu oluştuğu ileri sürülmektedir. Zirvedeki bulutlu ormanların 600 metre kadar altında bulunan düzlükteki bitmek tükenmek bilmeyen su kaynakları ve otlaklarıyla tam bir cennettir. Suyun olduğu yerde hayat da vardır. Aslında sakin olan su aygırları, rahatsız edildikleri zaman tek bir ısırışla bir timsahı ya da insanı ikiye bölebilir. Serengeti'deki uyumlu yaşamları sırasında su aygırlarının yaşam alanlarına hiçbir şey girmez. O binlerce hayvan suya koşmuş, diğerleri göçlerini tamamlamak üzere. Namibya'dan gelen flamingolar, orta bölgelerden gelen diğer kuşlar, diğer hayvan türleri gibi Serengeti'ye ulaşan Afrika sığırları ve zebralar, otlaktan otluğa dolaşıp beslenmeye devam ediyorlar.
Tehlike burada da her yerdeki kadar büyük. Zebralar bir arada durup çizgilerini karıştırarak etoburları şaşırtmaya çalışıyorlar. Zebralar Afrika'nın atları sayılırlar ama hiç evcilleştirilmemişlerdir. Siyah gergedanlar tüm ihtişamlı görünüşlerine ve sık sık bölgelerini belirlemelerine rağmen çok kolay zarar görürler. Boynuzları yüzünden soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ngorongoro krateri siyah gergedanların yaşadığı, koruma altında olduğu birkaç doğal alandan biridir. Babun sürüsü günün büyük bölümünü yavrularına bakarak ve birbirlerinin tüylerini karıştırarak geçirir. Kendi alanlarındaki aslan grubunu korumak erkeklerin göreviyken, avlanmak ve yavruları büyütmek dişilerin görevidir. Oyunlar yavruları gelecekte yapacakları avları hazırlar. Aslanların başa çıkılmaz güçlerinin ardında tembellik kapasiteleri yatmaktadır. Her biri günde yaklaşık 20 saat kadar dinlenirler. Ancak çiftleşme döneminde 3-4 gün boyunca gece gündüz hiç yemek yemeden 25 dakikada bir hareketlenirler. İlk yıl canlı kalabilen her bir yavru için 3000 çiftleşme gerçekleştiği sanılmaktadır. Bu topraklar insanlara da ev sahipliği yapmıştır. Serengeti'nin batısında Ngorongoro yakınlarında yapılan kazılarda dünyanın en önemli arkeolojik bulguları elde edilmiştir. Günümüzde ortaya çıkarılan bazı insan fosillerinin yaklaşık 2 milyon yıllık olduğu sanılmaktadır.
ve artık burada gururlu Masai kavmi yaşamaktadır. Onlar da yaşamlarını Serengeti'nin şartlarına uydurmuşlardır. Sığır sürüleri için sürekli ot aramaktadırlar. Masai halkı sığırlarının onlara cennetten gönderildiğine inanıyor. Ve bu özel hazineler hala onlara Masai savaşçılarının temel besini olan sütü ve kanı sağlıyor. Ancak etoburların varlığı Masailerin yaşantısında da çok etkiliyor. Bu yıl içinde civar köylerden 3 kişi hayvanlarca öldürülmüş. Doğu Afrika'nın en güçlü kabilelerinden olan Masailer hala ailelerine ve sırlarına bağımlı yaşamak zorundalar. Masailerin bazıları Serengeti'de doğmuş, bazıları sonradan gelmiş. Günümüzde dışarıda hızla artan insan nüfusu her yeri olduğu gibi bu doğal cenneti de etkilemeye başlamış. Tanzanya ve Kenya çok büyük alanları milli park ve hayvan koruma alanları olarak ilan ederek insanlık adına çok büyük şeyler yapmışlardır. Turizmden sağlanan gelir bu bölgelerin korunmasında çok önemli bir destek sağlamaktadır. Serengeti'nin büyülü dünyası birçok ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Ancak Serengeti'nin yaşam tarzı değişiyor. Kalabalık ve avcılık büyük tehlikeler ama eskiye göre çok daha iyi korunuyor. Fil sürüleri toplanarak geri dönmeye başlıyor. Artık onların dişileri de koruma altında. Serengeti'nin verimli topraklarında beslenen ve özel tedbirlerle koruma altına alınan fillerin sayısı hızla artıyor.
Ekim fırtınaları Masai topraklarına ulaşıyor. Bu yağmur, sürüler için göç anlamına geliyor ve güneye doğru uzun ve zorlu bir yolculuk başlıyor. Ancak her zamanki gibi engel karşılarında. Güneye ulaşmak için sürünün yağmurlarla yükselen Mauro Nehri'ni geçmesi gerekiyor. Ve bu sularda dinozorlar çağından kalan bir canlı türü olan timsahlar hükmü geçiyor. Birçoğu timsahlar ya da nehir tarafından yok ediliyor. Bazıları boğuluyor, bazıları avlanıyor, bazıları kendilerini kurtaramayacak kadar yorgun düşüyor. Bir yıl süren büyük göç sırasında yaklaşık 250 bin kadar Afrika sığırı ölmektedir. Ama güneye doğru göç devam ediyor ve Serengeti'nin kısa otlarla kaplı Nirihu otlaklarına varılıyor. Tüm hayvanlar çiftleşiyorlar ve doğumlar başlıyor. Yağmur mevsimi gelmeden 1-2 hafta önce yaklaşık 500 000 kadar Afrika sığırı yavrusu doğuyor. Bu dönem hem yeni doğanlar hem de onları avlayanlar için oldukça önemli. Hayatta kalmak isteyen yavruların doğduğu anda ayağa kalkması gerekiyor.
Ayağa kalkmayı başaramayanlar terk edilmek zorunda. Serengeti'nin uçsuz bucaksız topraklarında hayat bir kez daha ölümden güçlü olduğunu gösteriyor. Ve burası dünyada hayatın bu kadar özel olduğu birkaç yerden biri olarak kalacak. Ve büyük sürüler özgürce koşabilecekler.